Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Aktüel'e Sayın Tanrıkulu. Teşekkür ederiz size de şimdiden yayına katkı için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Sayın Galip Ensarioğlu diyor ki buyursunlar birlikte yürütelim bu çözüm sürecini diyor. Ama bir taraftan da sizlerle ilgili bir takım eleştirileri sıralıyor. Örneğin fikir birliği yok Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ifadesini kullandı Sayın Ensarioğlu. Bu 70 maddelik teklifinizin özetine geçmeden önce bu eleştirileri nasıl değerlendirdiğinizi soralım. Şimdi öncelikle yani Galip Bey tarihleri ve olguları tam olarak hatırlamadığı için de yani siyaseten doğru şeyler söylemiyor CHP ile ilgili olarak. Şunu ifade edeyim ben. Şimdi 6 Haziran 2012 tarihinde Sayın Başbakan'a gittiğimiz zaman Sayın Başbakan, dönemin Başbakanı Erdoğan elinde idam ipiyle sokaklarda dolaşıyordu. Nisan ve Mayıs ayında Türkiye'de 100 kişi ölmüştü. 100 kişi. Ve Türkiye kan gölüne dönmüştü. Biz ana muhalefet partisi olarak bütün siyasi kaygılardan uzak bir biçimde Başbakan'a gittik. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne gittik. Meclis odaklı bir çözüm önerdik kendilerine. Başbakan ise tamamen ciddiyetten uzak. Hadi gelin siz 3 kişi verin, biz 3 kişi verelim. Gelin güve gibi beraber yürütelim. Böyle bir siyaset anlayışı yok. Biz hiçbir zaman meclis odaklı çözümden kaçmadık. Hiçbir zaman. Sorunun çözüm merkezinin meclis olması gerektiğini ifade ettik. Halen de aynı iddiadayız. Bakın Galip Bey belki hatırlamaz, komisyon toplantılarına katılmamıştı. O nedenle doğru bir çerçeve ortaya koymuyor. En son 10 Temmuz 2014 tarihinde mecliste çözüm yasası denilen terörün sonlandırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adı başlığı altında bir yasa çıktı. O yasa çıkmadan önce biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclise başka bir yasa tasarısı verdik. Toplumsal barışın sağlanması ve orta akıl heyetinin kurulmasına dair kanun teklifi. Ve İçişleri Komisyonu'nda beraber görüştürülmesini istedik. İçişleri Komisyonu'ndan ve İçişleri Bakanı'ndan. Ancak bizim bu önerimiz kabul edilmedi. HDP Grup Başkan Vekilleri İdris Balüken ve HDP adına konuşan Asip Kaplan, tutanaklar ortadadır. CHP'nin önerdiği yöntem önerisi, hükümetin önerdiği yöntem önerisinden kapsam ve içerik olarak daha tutarlıdır, daha doğrudur. Bunları beraber görüştürelim ve ortak bir yasa çıkartalım dediler. CHP'nin önerisine destek verdiler. Ama hükümet bu meseleye seçim odaklı ve seçim başarısına odaklı baktığı için CHP'nin bu sorunun çözümüne odaklanmış meclis merkezli önerisini birleştirmeden kendi yasalarını çıkardılar. Buna rağmen bakın biz CHP olarak yasanın karşısında durmadık. Onların getirdiği yasanın karşısında durmadık. Eksiklerini ifade ettik. Nitekim bizim önerimiz doğrultusunda genel kurulda bir maddesi değişti ve şimdi bu süreci yürütüyorlar. Peki. Yanlış yöntemle yürütüyorlar. Çünkü yöntem yanlış. Bakın bu sürecin iki tane kanadı var. HDP, diğerlerini saymıyorum. Bir de hükümet. Şimdi HDP diyor ki bu süreç şeffaf işlemelidir. Açık işlemelidir. Biz her şeyin kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Bugün Cemil Bayık'ın Radikal Gazetesi'nde röportajı var. İmece Televizyon'dan Ayşe Doğan'la yapmış. Çok geniş bir mülakat. Ben Galip Ensarioğlu'na ve bu süreci yönetenlere de bu mülakatı okumalarını öneririm. Hangi çerçeve var? Nereye gelmişiz? Hangileri doğru, hangileri yanlış? O çerçeve içerisinde var. Kendi yaklaşımlarını ortaya koymuşlar. O röportajda Bayık özellikle bu son şanstır belgesini, diyor. Bakın. Evet bakın mutabakat belgesini veya müzakere çerçeve belgesini açıklamak istedik. Ayın 14'ünde ama bize şey geldi, haber geldi. Şu anda açıklama yeni bir görüşme yapılacak diye bir haber geldi ve biz açıklayamadık. Ne diyor Hatip Dicle? 2 gün önce biz şeffaf yürümesini istedik, belgenin açıklanmasını istedik ancak hükümet dedi ki açıklanmasını istemiyoruz. Ve bugün gazetelerde haberler var, görüşmeler yapılacaksa gizli yapılacak. Aynı açıklamada şu var, hükümet geride hiçbir belge bırakmak istemiyor. Hepsinin gizli yürütülmesini istiyor. Şimdi böyle bir barış süreci olabilir mi? Böyle bir mutabakat süreci olabilir mi? Barışı nasıl toplumsallaştıracaksınız? Şimdi Türkiye'nin bir tarafında şu endişe var. Acaba bu görüşmelerde Türkiye hangi tavizi veriyor? Türkiye bölünecek mi?
Diğer taraftan da Türkiye'nin doğusunda Kürtler'de niye bizi hükümet yine bu kadar oyalıyor? İşte önümüzde seçim var. Seçimden sonra 4 yıl daha seçim yok. Erdoğan'ın başkan olması sevdasına bütün bu kadar ağır bir tablo ortaya çıktı. Ona payandan mı oluyoruz diye başka bir beklenti var, başka bir endişe var. Endişelerin bu kadar çok yükseldiği bir yerde süreç doğru işlemez. Peki. O nedenle biz şeffaf olsun olabildiğince ve meclis odaklı olsun. Bizim MHP gibi bir dayatmamız da olmadı, yanlış söylüyorlar. Peki. Olmadı. Kanun teklifi vermişiz. Komisyon kurulur, isteyen parti verir, isteyen parti vermez. Kanunla kurulur, kanunla. Her siyasi parti ikişer tane üye verir, buna uygun akıllı adamlar heyeti oluşturulur ve meclis merkezi yürür. Yürütme organı hükümet yine yapacağını yapar, ayrı mesele. Ama meclis de bu işe katılmış olur. Toplumun endişeleri en aza inmiş olur. En doğru yöntemi önerdik. Sürecin diğer tarafı HDP de bu doğru yöntemdir içerik olarak da dedi ama hükümet yanaşmadı. Peki. Kim burada doğruyu söylüyor? Sayın Tanrıkulu, ortaya koyduğunuz taraflar içinde bir de biz varız. Bizim de halimizi anlayın. Biz de bilgi kırıntılarının peşinden gitmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi sizin önerinizde örneğin bakın, notlarım arasında seçim barajının %3'e düşürülmesi var. Ana dilde eğitim var. 21 Mart'ta tatil önerisi var ama başka birçok madde daha var. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecinde ne öneriyor? Ana hatlarıyla elbette. Bakın, bu süreç halen hep altını çizerek ifade ettim. Orta Doğu coğrafyası içerisinde ve dünya coğrafyası içerisinde devam eden en büyük bir sorunla, bir çatışma sorununa karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bu 3 yılı, 3,5 yılı hükümetin kibri nedeniyle kaybettik. Kibri nedeniyle. Doğru bir yöntem önermedi. Hep seçim, Cumhurbaşkanı seçimi, yerel seçimler, genel seçimler, şimdi bir daha genel seçimler odaklı çalıştılar. Bu sürecin diğer tarafı da bunları ifade ediyorlar. Şimdi Nisan'a kadar süre vermişler. Ya Nisan'a kadar olacak her şey ya da olmayacak. Aynen bunu ifade ediyorlar. Bugünkü açıklamalarda var. Ve çizilen çerçeve belgede var. Ya Nisan'a kadar nerede neyi ne yapacaksınız? Nasıl yani toplumun geniş kesimlerini bu işin içine katacaksınız? Yani %50'yle barış yapılacaksa yapılsın. Biz karşı değiliz. Peki. Ama %80'le %90'la da yapmak mümkündü bunu. Dediğim gibi hükümet başta şu anda Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere seçim başarısı odaklı yürüdükleri için ve bu sorunun Orta Doğu ve Türkiye bakımından geldiği boyutu halen de anlamadıkları için böyle kara bir tabloyla karşı karşıyayız. Umarız başarılı olur. Umarız gerçekten barış odaklı olur. Ama 6 ve 8 Ekim tarihlerinde gördük. Beklentilerin yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin nasıl bir kaosla karşı karşıya kalabileceğini de gördük. Nasıl provokasyon ortamlarının oluşabileceğini de gördük. Beklenti yürütürseniz, yükseltirseniz, kapalı yürütürseniz bu süreçleri, dolayısıyla yarın öbür gün başka olaylarla karşı karşıya kaldığınız zaman eliniz ayağınız birbirine dolanır. Telefon açarsınız, yalvarırsınız. Cumhuriyet Halk Partisi peki ne öneriyor? Halen de fırsatımız var. Bakın, bunların olmaması açısından halen de fırsatımız var. Zamanımız da var. Mart ayına kadar meclis odaklı bir süreci yeniden başlatabiliriz ve bizim önerilerimiz var. Bakın, seçim barajı, siyasi partiler yasası, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, geçmişle hesaplaşma, yüzleşme bakımından komisyonlar, faili meçhul cinayetlerin araştırılması, zaman aşımının kaldırılması, cemevleri, hepsi var yani. Türkiye yani bu meseleye hükümet halen bir güvenlik meselesi olarak bakıyor ve güvenlik odaklı yasaları meclise getirmeye çalışıyor. Yani güvenlik eksenli politikaları biz geçmişte gördük. Biz ise tamamen demokrasi odaklı, özgürlük odaklı, adalet odaklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Aramızda büyük büyük fark var. Bu meseleye demokrasi açısından bakmıyor hükümet. Yoksa halen İçişleri Komisyonu'nda görüşülen yasanın ne işi var? Polis devletten dönüşüyoruz, diğer taraftan barış yapacağız. Nasıl yapacağız? Kamu düzenini yasakla, baskıyla, polisle sağlayamazsınız ki. Kamu düzenini özgürlükle sağlarsınız, adaletle sağlarsınız, eşitlikle sağlarsınız, daha fazla demokrasiyle sağlarsınız. Yoksa polise daha fazla silah kullanma yetkisi vererek sağlayamazsınız. Çok açık bütün bunlar. Geçmişte bunları yaşadık. Galip Bey de yaşadı, Diyarbakır'da ben de yaşadım. Beraber yaşadık. O ortamın neye mal olduğunu gördük. Şimdi bir taraftan demokrasi odaklı bir süreç, barış odaklı bir süreç diyeceksiniz. Ama diğer taraftan da bütün Türkiye'yi o hal yasalarıyla yönetecek yetkiler getiren bir düzenlemeye götüreceksiniz. O nedenle inandırıcı olamıyorlar. Halk nezdinde inandırıcı olamıyorlar.
sokaktaki insan, vicdan sahibi insan, akıl sahibi insan inanmıyor. İnanmadığı için de birdenbire bir kaos ortamıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. 40'tan fazla yurttaşımız öldü. Hatırlayalım. Daha 2 ay önce, 2,5 ay önce Türkiye yani çok kara bir tablo yaşadı. Yine yaşayabiliriz. Bakın bizim 70 maddelik önerimiz, gerçekten bunu iddia ediyorum. Önerimiz bu sorunun anayasa dışındaki çerçevesini ortaya koyuyor. Anayasa dışındaki çerçeve bizim önerdiğimiz ve meclise sadece benim değil 50'ye yakın milletvekiliyle beraber sunduğumuz yasa tasarısında var. Peki. Gelsinler demokrasi odaklı, gerçekten de adım atabileceğimiz bir mecrada, mecliste yürüyelim. Peki. Sayın Tanrı, sonra siz ne görüşüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Getirirsiniz meclise. Peki. Sayın Tanrıkulu, tekrar teşekkür ederiz yayına katkı için. Sağ olun efendim.